Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir ilk karşılaşma videosuyla sizlerle birlikteyim. Uzun bir ara vermiştim. ilk karşılaşma videolarını çekmiyordum. Ama Seat Tarako yepyeni bir model olduğu için, ülkemizde ilk defa gördüğümüz, benim de şu an ilk defa karşılaştığım bir model olduğu için bununla ilgili bir ilk karşılaşma videosu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Araç daha henüz bugün İstanbul'dan yeni geldi. Ben de kendisiyle yeni buluştum. Daha inanın direksiyonuna oturup sürüşe başlamadım. Ama öncesinde ne neler hissettim, ilk izlenimlerim neler sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Sonrasında tabii ki ilerleyen günlerde bu araçla ilgili yapacağım detaylı test sürüşü videosunda bu araçla ilgili her şeyi öğrenebileceksiniz. O yüzden öncesinde eğer kanala abone değilseniz şimdi lütfen abone ol tuşuna basın. Çan simgesinden de bildirimlerinizi açın ki bu video önümüzdeki günlerde yayına girdiğinde sizlerin bilgisi olsun ilk izleyenlerden biri olur. Şimdi hep birlikte Tarako'yu kısaca incelemeye başlıyoruz. Tasarımıyla başlayalım. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Ya bu araç İstanbul'dan Bodrum'a geldi de bu kadar nasıl temiz oldu diye. Tabii ki böyle değildi ama araç gelir gelmez araç güzelce bir yıkandı pırıl pırıl hazırlandı ki bugün o bahsettiğim test sürüşü çekimiyle ilgili detayları yapmaya başlayacağız ve o süreçte de ben de aracı detaylıca kullanacağım, tecrübe edeceğim hem tüketim anlamında hem konfor sürüş özellikleri anlamında ve test sürüşü videosunda detaylıca sizlere anlatacağım. Şimdi şöyle aracın bir dışına bakacak olursak. Ön tarafında evet Ateka'ya benzer izler görüyoruz ama farların da yeni Leon'dakinden izler taşıdığı çok net ortada. Yani bakın şuradaki yapıya bakacak olursanız Leon'a çok benzediğini görebiliyorsunuz. Hazır konu açılmışken Leon testini de uzunca bir süredir çok merak ettiğinizi istediğinizi biliyorum. Fakat ne yazık ki basın test otomobili henüz plakalanmış olmadığı için onunla buluşmamız biraz zaman aldı ama en kısa sürede yeni Leon'un da hepinizin çok merak ettiği Leon'un da detaylı test sürüşü videosu gelecek. Şimdi ben bu araçla ilgili kendi izlenimlerimi artık geçmek istiyorum. Mesela bakın şu panjur bayağı etkileyici gözüküyor. Mat bir renginin olduğunu görüyorsunuz. Bu aracın donanım paketinden kaynaklanıyor. Yani bana gelen araç FR donanım paketine sahip. Bu araç ülkemizde şu anda iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Bunlardan bir tanesi Excellence. Yani daha premium gibi gözüken biraz daha ağır başlı gözüken versiyon. Bu ise FR donanım paketine sahip yani daha sportif detaylar var üzerinde. Kapıyı açtığım zaman da zaten onu göreceksiniz. Fiyatlarından bahsedeyim. Başlangıç seviyesinde bu araç 7 koltuklu olarak 490 bin TL'lik bir etiket fiyatına sahip fakat FR donanım paketli 7 koltuklu bir tarako alırsanız onun için vermeniz gereken fiyat 515 bin TL olarak belirtiliyor Seat'ın web sitesinde. Tabii ki bu araç bir basın test otomobili olduğu için bunda ekstra donanımlar var. Onları test sürüşü videosunda detaylıca fiyatlarıyla sizlerle paylaşacağım. Araçta 19 inçlik bu elmas kesim jantlar var. Bence fena gözükmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hakikaten aracın bu rengiyle, görünümüyle bayağı havalı diyebilirim. Aks mesafesini görüyorsunuz bayağı uzun çünkü bu araç 7 koltuklu. Rakipleri kimler? Merak ettiğinizi biliyorum. Volkswagen grubunda hangi araçlarla aynı platformda üretiliyor? O detaylara da tabii ki test sürüşü videosunda değineceğim. Şimdi aracın arkasına Gelecek olursak işte burada zaten o yeni Leon çizgilerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Stop lambalarında, birleşen stop lambalarında ve yeni burada el yazısı tarzında Tarako yazısıyla kendini net bir şekilde belli ediyor. FR donanımını da yine burada görebiliyoruz. Şimdi bir bagajı açalım. Elektrikli olarak bagaj kapağımız kalkıyor. Ve 7 koltuklu iç mekanı buradan görebiliyoruz. Şöyle iç mekan demişken tabii ön koltukların sportif yapısını da size şöyle göstermiş olayım. Buralara bineceğim. Şimdi lütfen bu videoda demeyin ki niye oraya binmedin, niye buranın hacminden bahsetmedin. Bunlarla ilgili tüm detaylara test sürüşünde değineceğim. Oraya bineceğim. Sığıp sığamadığımı, kullanışlık özelliklerini hepsine size göstereceğim. Şu anda sadece ilk karşılaşma kapsamında bu detayları şöyle gösteriyorum. Elektrikli olarak bagaj kapağımızı da buradan kapatabiliyoruz. Ne diyorsunuz arkası için? Bence baya güzel gözüküyor. İhtişamlı gözüküyor. Şimdi bakalım arka koltuklara. İşte arka koltuklar. Bu koltuklar tabi ileri geri kayabiliyor onu söyleyeyim. Yani şöyle buradan açtığınız zaman bu şekilde arkaya rahat bir şekilde binebiliyorsunuz. Ne kadar yer olduğunu şuradan size bir kopya vermiş olayım ama sığılıp sığılamayacağını ne boyda birinin oturup oturamayacağını testte detaylıca sizlere göstereceğim. Ayrıca bu koltukların biraz geri yatma opsiyonu da tabii ki sunuluyor. Şurada havalandırma menfezi, iklimlendirme, USB çıkışı böyle göstereyim. Güzel, sportif paspaslar var burada. Cam tavanımızı görüyoruz. Kol dayamamız var. Ben de inanın sizinle birlikte şu anda inceliyorum. Koltukların böyle döşemesi desenleri fena değil. Ve işte şu ön koltuklar bakın hakikaten bu araç efar olduğu için böyle yekpare sırtlıklı koltuklar var. İhtiyaç var mı yok mu? Tabi tartışılır. Bunları kullandıktan sonra rahat mı sportif mi? Tabii ki testte bu detaylara değineceğim, anlatacağım izlenimlerimi. Yani bir kere gayet güzel gözüküyor ama ihtiyaç var mı 7 koltuklu bir SUV'de bu tarz koltuklara? Onları birlikte tartışırız. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu bir an önce yayınlamayı düşünüyorum ki testte sizlerin de düşüncelerine yer verebileyim. Ayrıca fikirleriniz, merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen onları da bu videonun altına yorum olarak yazın ki test sürüşü videosunda onlara da değinebileyim. Evet burada dijital bir tane gösterge tablosu, dokunmatik bir multimedya ekranı. Şöyle bir çalıştıralım bakalım arabamızı. Pek cold start diyemeyiz buna çünkü bayağı bir yol yaparak geldi. Evet kapımız açık olduğu için motor çalışıyor. Yalnız orada ne dedi? Dikkat motor çalışıyor. Evet. Bir anda dizel motor çalışıyor diyor zannettim de. Dedim ne yapıyorsun bizi mi kandırıyorsun? Heh. Anahtarı algılayamadı. Onu da şöyle göstereyim. Bakın anahtar Volkswagen grubundan tanıdığımız o eski anahtarlardan. Sustalı yapıda seyahat anahtarı. Yeni platform olmadığı için o parlak anahtar bu araçta kullanılmıyor. Bu araçta bu anahtarı görüyoruz. Tekrar şöyle şuralara bir bakalım ve Artık bence videoyu toparlayalım. Burada dijital bir klima, burada kol dayama, burada sürüş modlarını yanılmıyorsam seçiyoruz. Evet. Buradan sport modunu alıyoruz. Ekran güzel gözüküyor. Şurada dikkatimi çekti. Beats audionun müzik sistemi detayları var. Ön koltukta ISOFIX bağlantılarını görüyoruz. Genel olarak böyle. Yani şimdi ilk başta söyleyeceğim şeyler bunlar diğer detaylara en başta da söylediğim gibi test sürüşü videosunda değineceğim. Bu bir ilk karşılaşmaydı. Ben de ilk defa araçla karşılaştım. Siz de ilk defa benim vesilemle bu araçla karşılaşmış oldunuz. Daha önce izlediniz mi bilmiyorum. Belki showroomlarda çekilmiş videoları vardır ama bu şekilde kanlı canlı yolda ilk defa görüyorsunuz diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başta da söylediğim gibi bu detaylı bir inceleme videosu değildi. İlk karşılaşma videosuydu. Ben ilk gördüklerimi, ilk izlenimlerimi sizlerle paylaştım. Sizler de düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Kanal kanala abone değilseniz de lütfen abone olun. Çan simgesinden bildirimlerinizi açın. Merak ettiğiniz diğer araçların videoları da en kısa sürede gelecek. Seat Leon olsun, Audi A3 olsun, daha önce çekmiş olduğum beklediğiniz BMW 4 serisi kupe videosu olsun. Hepsi sırada, hepsi gelecekler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.